Bazen bir konteyner, bazen de özel üretilmiş çelik bir yapı. Yaşam odaları olası kazalarda madencilerin hayatlarını kurtaran en önemli önlem. Dünyada birçok ülkede mecbur olmasına rağmen Türkiye'de zorunlu değil. Peki bu hayati tedbirin özellikleri neler? Yaşam odaları farklı büyüklüklerde olabiliyor. İçinde su, yiyecek, oksijen, sağlık çantaları, telefon ve isteğe göre bilgisayar bağlantı noktaları bulunuyor. Bir kişinin günlük ortalama ihtiyaçları hesaplanarak odalar buna göre donatılıyor. 30 güne kadar işçilere koruma sağlayabiliyor. Bazılarında gıda ulaştırmak için transfer kanalları da var. Maliyeti ise yaklaşık 250 bin dolar. Yaşam odalarının kurtardığı hayatların en çarpıcı örneği 2010'da Şili'de meydana gelen maden kazası. Yerin 700 metre altında sıkışan 33 madenci, ulaştırılan hava ve gıda yardımları sayesinde 69 gün yaşadı ve sonunda kurtarıldılar. Peki neden Türkiye'de zorunlu değil? Yaşam odalarını zorunlu kılan ülkeler, bu uygulamayı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 numaralı madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesine dayandırıyor. Ancak Türkiye, 1995 tarihli sözleşmeye hala imza atmadı.